Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda user ve user type'te ufak bir değişiklikler var. Onları bir ekliyor olacağım. Geçen videoda fark ettik, onları düzeltmedik. Sonrasında da sayfa ve sayfa yetkilendirme ve dil language işlemine, çoklu dil işlemine başlayacağız. Şöyle projeni açıyorum. Şimdi şurada şöyle bir hatamız var arkadaşlar. Geçen videoda fark etmişsinizdir. Böyle projemi çalıştırıyorum. Burada. Mesela ekliyorum. Örneğin şuradan seçiyorum. E-mail'i de yani şifreyi girmiyorum. Yani hata vermesini istiyorum. Diyorum ki bu editör olacak. Kaydet dedim. Bakın kaydet dediğimde bu bölüm gelmiyor. Bunun gelmemesinin sebebi şurada hata verdiğinde dropdown listi doldurmamamızdan kaynaklanıyor. Şöyle onu bir tamamlayayım dedim. Orada bir senliğe dursun. Şöyle. Buradan şunu bir kapatıyorum. Şöyle Mehmet dedim. Editör dedim. Hatayı verdi bana. Ama bakın editör yine geldi. Ben burada 1, 2, 3, 4, 5 deyip kaydettim. Ve kaydımı yaptı arkadaşlar. Bu birinci düzeltmeydi. İkinci düzeltme de burada şeye dikkat etmemişiz. Mesela şurada user'a geliyorum. Eklemede hani aynı isimde ve mail adresi aynı olanları hani kontrol etmemişiz. Onu da şöyle bir notla kontrol ediyorum. Bir de burada şunu da atlamışız. Şöyle Secret Operation hani buraya eklememişiz. Şimdi buraya Secret Operation eklemezsek eğer herhangi dışarıdan biri buraya kayıt girebilir. Onun için biz şunu dememiz lazım burada. Eğer herkesin hani kayıt girmesini istemiyoruz. Bu şekilde eklersek giriş yapmış yani login olmuş herkes buraya kayıt ekleyebilir deriz. Yani bunu da zaten bu hani bu şekilde yapalım. Bu ekleme işini de neyde yaparız? Mesela yetkiyi sayfada yaparız. Sayfada eğer zaten sayfa yetkisi yoksa bunu da bu sayfayı da göremez. Oradan o yetkiyi yaparız. Burada ne yaptık? Aynı username ve e-mail adresi var mı? Yok mu? Onun kontrolünü yapıyorum. Diyorum ki buradan bu user@dto'dan gelen e-mail veya username'den bir tanesi varsa EQS kontrol ediyorum. Eğer nullsa yok, null değil. Nullsa özür, null değilse, null değilse hata ver diyorum. Konflik yani çift kayıt hatası. Eğer nullsa zaten bu false'sa buraya gelip kaydı giriyor. Bu şekil düzenleme yapıyorum. Aynı şekilde şunu kopyalıyorum.
Öyle yapayım. Mesela user type'a da yapabiliriz. Çünkü user type de aynı bu şekilde. Buraları gözden kaçırıyoruz arkadaşlar. Bunlara dikkat etmek lazım. Ya bunları uyarabilirsiniz. Mesela ks dedim. If böyle. Şimdi burada da şöyle yapacağız. User dal diyeceğim. Burada isim yeterli. Böyle. User type name. İşte shit. User type name'i. Böyle. Kontrolü yapılıyor. Tabi burada yüzüm type gidiyor. Aynı şekilde dönüş yapıyor. Veyahut düzenleme yapıyor. Şimdi niye hata verdik? Burada mı? Böyle. Tabi aynı şekilde burada da mesela update işlemini şunu da aynı şekilde böyle yapalım. Sonrası da değişebiliriz. Sıkıntı yok. Yani boş olsun. Yani login olsun yani. Login olan birisi bunu müdahale edebilsin. Bu da tamam. Şimdi gelelim. Burası var. Tamam. Kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar page tarafına geleceğim. Page tarafına bakıyorum. Page. Şimdi. Data access'e geldim. Concrete. Entity Configuration'a geldim. Page Configuration. Şimdi işte burada altyapımızı kuracağız. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Mesela page'imiz olacak. Şurada SQL'i de açalım. Yani burada page tablomuz olacak ama page tablomuzda sadece ID'si olacak. Mesela bu sistem ayarları. Onu page language tablosunda olacak. Eğer biz bu sistem ayarlarını mesela şu an buradaki tabloların hiçbirinde biz İngilizce istemiyoruz. Türkçe olmasını istiyoruz. Onun için bu altyapıyı değişiyor olacağız. Ne yapacağız? Hemen geliyorum. İlk önce şöyle bir altyapıdan başlayalım. Entities'ten başlayalım. Böyle concrete eight page language diyelim. Publish. Şimdi bunda eklemede şey olacak mı? Böyle hemen page'e bir gidiyorum. Page entity'ye bakıyorum. Yok, page entity'den harici de olması lazım. Şöyle. Şöyle. Tamam. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? Mesela page'de şöyle page'i açalım. Buradan tıkladık mı bu ana yere geliyor arkadaşlar. Şimdi önce bizim page'imiz bu. Şimdi mesela page'de hangi alanları dili farklı yapacağız? Ona bakalım. Burada page name
İngilizce olacak mesela. Şimdi mesela burada bu iki tipimiz var ya, bir web var, bir de admin panel var. Admin panelde lazım değil ama onu Türkçe yapacağız. Ama page'de şeyi eklediğimiz zaman söyleyeyim onu, sayfayı eklediğimiz zaman onda yani farklı dillerde olacak. Ama biz şu an ilk etapta bunu yapıyor olacağız. Mesela tabii page name olacak. Page URL olacak. Page SEO URL. Bu diğer webde lazım olacak. Şimdi burada null. Yani boş. Page type. Page type olabilir mi? Page type. Page type de orada aslında şeyde olabilir ama display, border, hepsini oraya alalım normal olmazsa. Burada aslında page'de ne lazım bize? Buradakilerin tamamını aslında page'de böyle. Mesela olabilir mi? Size zorluk mu olur? Kolaylık mı olur? Ama aslında mantıken burada şunu yapmamız lazım. Yani page title'da şöyle ya page, özür dilerim lan, bu işte bizde dile çevrilenler orada olması lazım. Yani buradan şunu bir deneyelim. Sonrasında düzenlemesi yaparız. Yani şu URL'ler kalır mı? URL kalır. Çünkü URL Türkçe değil. Hepsinde şey. Ama SEO oraya geçer. SEO da değişir. Mesela. İlk başta işte page name'i alalım. Şöyle mi yapsak? Şöyle yan yana yapalım. Daha rahat. Parent ID kalsın. Bu şey kalsın. Page type burada kalsın. Display order. Bunlar İngilizce değişebilir. Evet. Şöyle. Tamam. Tabii bir de burada ne olacak? Tabii ki şöyle. Şöyle. Language ID olacak. Buradan biliyoruz. Bu base ID, base entity'de ne var? ID ve is active. Olabilir. Bakarız, ihtiyaç olursa şeyi değiştiririz. Şimdi burada birbirlerine bağlılık oluyor olacak. Bire çok iyi olacak. Böyle. Şuradan yukarıdan alıyorum. Bir de burada link diyorum. Page ID olacak. Ve şu bir dakika.
Tam tersi şuradan. Bu burada olacak. Bu burada olacak. Şöyle de page language diyeceğim. Buraya da şunu ekliyor olacağım. Yani bunu kaldırıyor olacağım. Ve aynı şekilde language'de buraya ekliyor olacağım. Page language'de language'e geliyor olacak. Böyle yapıyorum. Language. Constructor'ına. Bunu eklemiş olduk. Böyle kapattım. Şurayı Ctrl KS diyorum. Regression. Regression dedik. Properties. Relation dedim. Şimdi bunu bu şekilde yaptık. Page ID ve şeyle bağladık. Language ID, page buraya ekledim. Şimdi bu permission'ı da ona göre düzenlemeyi yapacağım. Burada bu tarafı halletmiş olduk. Şimdi gelelim bunların konfigürasyonlarına. Burada bayağı bir ürünler, genel sayfalar diye yapmışız. Şimdi hemen buradan geliyorum. Şöyle page language şöyle bu da böyle ekledim. Böyle de ismini arkadaşlar değiştirdim mi? Tamamdır. Şimdi burada olmayan arkadaşları bir silelim. Burada başka eksik ne var? Böyle hemen alalım. ID'si var. Page ID var. Şöyle. Sonra language ID var. Boş geçilemez. Name var. Seo'yu görebildim mi? Göremedim. Şöyle şöyle alayım. Evet, tamam. Kaç oldu?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Tamam. Page name yok. URL var. Parent ID var. Display outlook var. Bunlar yok. Şimdi böyle bir alıyorum. Okey. Şurada zaten kopyası varmış burada. Şunu kaydettim. Kapattım. Page'i düzenliyoruz. Şimdi ne kaldı? SEO site tarafı yok. Aha. Böyle. Tamam. Evet. Şunu da şöyle seçtim. Sonra şöyle bunu da seçtim. Bunu da seçtim. Bunu da seçtim. Burayı da seçiyorum arkadaşlar. Tabii şu page name'leri de sildim. Şöyle. Burası da tamam olmuş oldu. Ve şu an ürünler olsun mu? Olsun. Onu da sildim. Onu da sildim. Onu da sildim. Şöyle. Bunları sildim. Bu da tamam. Genel sayfalar şöyle. Evet arkadaşlar, şimdi bu tarafı temizledik. Videomuzu burada sonlandırıyorum. Bir dahaki videoda da page language'e devam edeceğiz. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.